Altın fiyatları tarihi zirveyi gördü. Talep arttı, darphane üretimde rekor kırdı. Altın güvenilir liman olmaya devam ediyor. Fiyatların artmasıyla birlikte yastık altında altını olanlar yine kazandı. Son 1,5 yılda yastık altında altını olanlar evet paralarını neredeyse ikiye katladılar. 750-800 rakamlardan geçen yıl bu zamanlarda almışlardı. Bugün 1500-1600 rakamlara kadar çıktı. Şöyle söyleyelim 3 ay öncesinde 1300 rakamlardaydı şimdi 1600 rakamlarda. Bunu hep söylüyorduk zaten yükselecek diye yükselmeye de devam ediyor. Bunun sebebi ülke içinde olan taleple de endeksli. Yani talep edilen şeyin değeri artar. Enflasyonun artmasıyla birlikte döviz kuru da yükseldi. Dolar, euro ve altın yükselmeye devam edecek. Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Şu an 1650'li seviyelere yaklaştı. 24 ayar altın, gram altın. Görünen o ki bir süreç daha böyle devam edecek. Euro ile dolar arasındaki makas birazcık açıldı. Euro uzun zamandır bir sıkılaşmaya gidiyordu. Avrupa Merkez Bankası Euro üzerinde ciddi faiz artırımları yapıyor ve yapacağına devam edeceğini söylüyor. Şu anda 29'lu rakamlara yaklaştı. 28.80, 28.90 seviyelerinde işlem görüyor. Bu sefer dolar güç kaybetmeye başladı küresel piyasada. O da yine ülkemizde yükselmesine rağmen dünyada değer kaybediyor. Şu an için o da 26-20 seviyelerinde işlem görüyor. Düğün yapacaklar ve yatırım yapacak olanlar içinse altın almanın tam zamanı. Kıyaslayacak olursak eğer altınla dövizi son bir yılın en çok kazandıran altın oldu. Diğerlerine göre yani 10.000 TL üzerinden bakacak olursak işte dolar 3.000 lira kazandıysa altın 6.000 lira kazandırdı. Tabii düğün sezonundayız aynı zamanda düşecek diye beklemesinler. Bir an önce altınlarını alıp kenarıya koysunlar en azından o bari aradan çıksın diye tavsiyede bulunabilirim.